Bey bu yıl tiyatro festivalini size emanet ettiler İKSV olarak. Sizin küratörlüğünüzle gerçekleşiyor. İlk önce bu birliktelik nasıl oluştu? Bunu anlatabilir misiniz? Valla benim 48-49. Yılım tiyatroda. Yönetmen olarak çalışıyorum yıllardır. Yeni ekipler, tiyatrolarla. Böyle bir şey tabii ilk defa teklif edildi ama Türkiye'de de zaten ilkti tiyatroda böyle bir küratörlük yöntemi. Çünkü 26 yıldır İstanbul Tiyatro Festivali zaten çok iyi şeyler yaptı. İnsanları, gençleri ya da seyirciyi çok iyi insanlarla tanıştırdı, yeni olaylar yarattı. Ben daha fazla ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman işte daha fazla imkan verebilmek burada yaratıcı gruba, daha önceden konuşup birlikte yaratmak, birlikte ne kadar yol alabiliriz, hangi konularda yol alabiliriz diye. Bunu oyunlar için söylüyorsunuz oyunlar değil mi? Için tiyatro söylüyorum. Grupları için. Tiyatro grupları için söylüyorum. Yani bir takım fikirler vardı, onları nasıl gerçekleştirebilir? Bu gerçekleştirme için de finansal olarak nasıl değişik başka yollar bulabiliriz ki Türkiye'deki yerli tiyatrolar canlansın ve ona en azından bir dahaki yıllar için katkıda bulunalım. Amaç oydu biraz ve onu da yaptık galiba. Çünkü birdenbire kuvvetli bir yerli tiyatro yaratımı çıktı. Bunun içinde tiyatrocular var ama sinemacılar da var. Sinemacılar var ama daha önce sadece kabare yapmış insanlar var. Ödenekli tiyatrolar var. Hepsi birden bir araya gelince bir devinim oldu. Bir yeni bir şey çıktı. Bence önemli olan şeydi. Yani bu kazançların artık sürdürülebilir hale gelmesi, gelecek yıllarda bundan çok daha iyilerini yapacaklardır mutlaka. Oyunları ya da grupları neye göre seçtiniz? Benim adım geçtiyse işin için başında, kendim doğal olarak içinde yaşadığımız şu sosyal yapıda neler yapılabilir, nelerin anlatılması gerekir? Çünkü benim için tiyatro her zaman bir şey anlatılan bir şey. Yani hoşça vakit geçirilen bir boyutu da var elbette ama ben daha bu tarafındayım, daha kamusal tarafındayım tiyatronun. Yani ille de bir şeyi anlatmak, seyirciyle bir şeyi paylaşmak, birlikte en azından bir saat, iki saat boyunca birlikte yürümek. O zaman son 20 yılda yapmak isteyip de henüz yapamadığım ya da birlikte yaparsak çok iyi olabileceğini hissettiğim projeler vardı kafamda. O projelerin arkadaşlarıma sundum. Arkadaşlarım derken tiyatrocu arkadaşlarım, meslektaşlarımdan bahsediyorum. Beraber yürümeye karar verdiklerimizde beraber yürüdük. Yani festivalin hemen hemen %80'i böyle hadi birlikte yapabilir miyizle, bazıları da kendileri zaten yapıyorlardı. Ben onların festivalde yer almaları için rica ettim. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Böyle birlikte bir festival doğdu. Tiyatro yerli yerinde sloganıyla bu sene festivali yapıyorsunuz. Evet. Bunu da biraz açabilir misiniz? Neyin altını çizmek istediniz bunu söyleyerek? 2-3 şey birden var tiyatro yerli yerinde de. Bir tanesi yıllar geçiyor ve tiyatro artık eskidi, yok oluyor, kayboluyorlara bir cevap. Yani tiyatro yok, hiç yok olacağı falan yok. Diğeri de yerli oyunlarımızdan, yani pandemi geçti bilmem ne bayağı zor geçti. Yerli oyun demeyeyim ona, yerli yaratımlar diyeyim. Bunların hepsine uyuyor tiyatro yerli yerinde. Yani biz buradayız. Daha devam edeceğiz. Biz ölsek de devamı da gelecek. Ama daha binlerce yıl tiyatro anlatmaya devam edecek. Siz yerli yapımlarda kendi yapmak istediğiniz oyunlar ya da işte devam ettiğini gördüğünüz ve beğendiğiniz projelere yer verdiniz ama yurt dışından da gelen oyunlar var. Yurt dışından da gelen oyunlar var. Çok önemli 2-3 tane oyunumuz var. Yani Akram Kağan'ın Ormanlar kitabı, Lascaridis'ten Titanlar, Romeo Juliet, İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar.
Fakat ister istemez geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman oransal olarak biraz daha az olabildi. Çünkü finansal olarak çok zorlanıyoruz. Yani dünyada euronun konumu, ülkemizde yabancı dövizin konumu belli bir yerlere gitmek artık çok zorlaştı yavaş yavaş. Bu bir dezavantaj mı? Bir yandan evet, çünkü daha büyük, daha iyi şeyleri göstermek elbette hepimizin isteği. Ama belli bütçemiz içinde, belli sınırlarımız içinde gösterdiklerimiz gene muhteşem. İleriki yıllarda mutlaka Raskaridis'ten de, Amir Kağan'dan da hepsinden söz edilecek sanatçılarla birlikte çalışıyoruz. Büyük ustaları da anıyorsunuz festivalde. Hatta bir bölümünüzü Molière'in 400. doğum yılına ayırdınız. Evet. Bu tema altında hangi oyunları izleyeceğiz? Bu tema altında bir kere Molière'den Kibarlık Kıvrası bu akşam izleyeceksiniz. Tamamen değiştirilmiş büyük ihtimalle. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sunduğu çok güzel bir Tartüf var. Tartüf izleyeceğiz. Komedi Fransız'dan gelen 3 tane film var. Onları baştan sona gerçekten teatral anlamda çekilmiş ve sunulacak 3 tane filmimiz var. Öbür taraftan Pasolini'nin yıl dönümü var. Öbür taraftan Ali Poyrazoğlu'nun 60. yıl dönümü. Öbür taraftan Ses Tiyatrosu'nun açılışı, o bir yıl dönüm. Yıl dönümü olarak başka Ferhan Şensoy ve Ardın Taner'i de anıyorsunuz. Şahları da vururlar ilk defa o dönemden beri ilk kez oynanacak. Yok öyle programlar uğraşıldı, edildi dedi. Ama bunun sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız, birlikte göreceğiz. En azından böyle bir şenlik yaşaması İstanbul'un bütün adımızı gerçekten dünyada duyuruyor. Bu tür festivaller bizleri öne çıkartıyor, festivaller şehrimizi, ülkemizi. O anlamda çok önemli ve daha fazla sponsor, daha fazla kamu desteğiyle diyorsunuz. Desteği gerekiyor.